Subscribe to my YouTube channel. Herkese selamlar sevgili gençler. Ben Sercan Hoca'nız, İngilizce öğretmeniniz. Yeni bir videoda yine sizlerleyim. Bu videomuzda 6. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılımımızı yine yapacağız. Bu alternatif bir video olacak. Çünkü bir tane daha video yaptım. Geçen hafta yaptım. Eminim birçoğunuz onu izlemişsinizdir. İzlemeyenler varsa açıklamalarda link olarak bırakacağım. O videoyu kesinlikle izlesin ya da yukarıdaki kartlardan da izleyebilirsiniz. Ayrıca bu sınavın pdf halini açıklamalar kısmında link olarak bırakacağım. İsterseniz indirip kullanabilirsiniz. Hem bu videoyu hem diğer videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bundan çıkmayan sorular belki oradan çıkacaktır. Oradan çıkmayanlar da buradan çıkacaktır. Ve bu şekilde İngilizce sınavını tamamlamış olacağız. İnşallah sizler de yüz alacaksınız. Videoya like atmayı unutmayın gençler. Ve ayrıca henüz abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Daha bu tarz birçok video sizlerle olacak. Evet birinci soruyla başlıyoruz. A bölümü ne yapacağız? Yukarıdaki kelimelerle fotoğrafları eşleştireceğiz. Ben önceden yazdım ki tekrar videoda uzun uzun yazıp hem videoyu uzun tutmayayım hem de sizleri çok sıkmayayım diye arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Birincisi ne arkadaşlar? Bakın elma var. Ee, burada meyve suyu var. Elma suyu. Elma suyu neydi? Apple juice demek değil mi arkadaşlar? O zaman şunun üzerine çiziyoruz. Ve şu apple juice alıp şuraya yazıyoruz. Sizler tabi sınavınızda yazacaksınız kendiniz. İkinci fotoğraf bakın hamburger var, cips var, pizza var. Bunlar neydi? Hazır yiyecekler değil mi? Neydi bu hazır yiyecekler? Junk food'tu. Aynen öyle buraya junk food yazıyoruz. Üçüncüsü görüyorsunuz zaten tost. Tost nerede? Hemen buradan alıp buraya yazacaksınız arkadaşlar. Dördüncüsü Meyve tabağı değil mi bu? Aynen meyve tabağı. Yani bir sürü meyve var. Meyve ne demekti? Fruit. Aynen öyle. Fruit yazdık. Beşinci fotoğraf. Görüyorsunuz zaten crepe. Crepe'in İngilizcesi pancakes. Aynen buraya pancakes yazıyoruz gençler. Altıncı fotoğrafımız muffin diyoruz. Altıya muffin'i getiriyoruz. Yedinci fotoğraf sosis. Ne demekti? Sausages. Aynen öyle. Buraya sosis getiriyoruz. 8 peynir. Peynir ne demekti peynir? Cheese arkadaşlar. Onu da buraya getirdik. Ekmek ne demekti? Bread demekti. Ekmeği de aldık. Buraya koyduk ve son olarak milk arkadaşlar. O da süt demekti zaten biliyorsunuz. Eminim tak 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 buraya yapmışsınızdır. 10 puanı da kaptınız gençler. Hayırlı uğurlu olsun. B bölümüyle devam ediyoruz. Write daily routines under the photos. Evet fotoğrafların altına günlük rutin, daily rutinleri yazacağız gençler. Hemen bakalım. Birincisi ne yapıyor? Birincisinde kahvaltı yapıyor. Yani have breakfast. Öyle değil mi? Aynen öyle. Have breakfast'ı koyduk. İkincisinde ne yapıyor? Hamağı kurulmuş. Oh dinleniyor. Dinlenmek ne demekti? Rest. İkiye rest diyoruz. Üçüncüsünde bakın ne ne var burada? Büyük anne artık. Her neyse. Onu ne yapmış bu genç? Ziyaret etmiş. Yani visit grandmother büyük anneyi ziyaret etmek. Dördüncü fotoğrafımızda bakın kedi dinleniyor değil mi? Kediyi seviyor yani take care of pet. Pet evcil hayvan demekti o da kediymiş. Beşinci fotoğrafımızda o halk oyunları var. Neydi halk, halk oyunları? Folk dance. Take folk dance courses diyoruz arkadaşlar. Buraya sığmadı şöyle koyayım. Altıncı fotoğrafta ne yapıyor? Futbol oynuyor. Buraya futbol koyuyoruz. Yedinci fotoğrafta uyuyor değil mi? Uyumaya gitmiş. Yani go to bed. Sekizde ödev yapıyor gördüğünüz gibi. Hemen oraya sekize do homework diyoruz. Dokuzda uyanıyor bu sefer. Uyanmak neydi? Wake up. Buraya wake up diyoruz. Son olarak da bakın çöpleri çöp kovasına atmış dışarıda. E neydi bu? Ev işleriydi. Run errands öyle değil mi? Ev işleriydi. Run errands Onu da yazdık. B bölümünde bitirmiş olduk. Bir 10 puan daha cebe fişekledik. Geliyoruz C bölümüne olmazsa olmaz. Saatlerimiz kesinlikle çıkacaktır arkadaşlar. Bu tarz çıkmasa da belki bir önceki videodaki çıkabilir. İkisinden biri bence kesin çıkacak da bilmiyorum hangisi çıkacak. Neyse sizler yorumlarda yazın. Evet saatleri ne yapacağız? Yukarıdaki saatlerle buradaki fotoğrafları eşleştireceğiz. Birincisi it is half past six saat altı buçuk demiş. Hangisinde saat altı buçuk? Bakın D'de öyle değil mi? Burada saatimiz 6.30'u gösteriyor. O zaman bu saati alıp burayla eşleştiriyoruz arkadaşlar. Şuraya da D diyelim. 2. It is 10 to 4. Evet 4'e 10 var demiş. 4'e 10 varsa 3.55 yani. Hangisinde 4'e 10 var? Bakın A'da değil mi? A'da 4'e 10 var arkadaşlar. O zaman diyoruz ki bu A nerenin? 2'ninmiş. Bunu da 2 diyoruz. Şuraya da A yazalım. 3. It is 5 o'clock. Saat tam 5'miş. Hangisinde? Tabii ki burada. Ceyhan'daymış arkadaşlar. It is 5 o'clock. Bu saati de tutuyoruz. 3'e getiriyoruz. Buraya da C yazıyoruz. Oklardan görebiliyorsanız <laughs> eğer. C o arkadaşlar. Dördüncüsü. It is 25 past 8. 8'i 25 geçiyormuş. Hangisinde 8'i 25 geçiyor? Bakın. Bursa'da 8'i 25 geçiyor. O zaman Bursa'yı da alıp 4'e işaretliyoruz. Buraya da Bursa yazıyoruz. Son. It is quarter past nine. Dokuzu çeyrek geçiyormuş. Hangisinde? Tabii ki Edirne'de dokuzu çeyrek geçiyor. O zaman Edirne'yi de alıp beşe getiriyoruz arkadaşlar. Buraya da Edirne dersek zaten her türlü hem oklardan hem yazılardan rahat rahat anlarsınız. Şimdi geliyoruz D bölümüne. D bölümde güzel bir bölüm. Ne yapacağız? Bakın yukarıda tablo var tabloda o, bu isimler var. Kişilerin sevdiklerini, tek sevmediklerini çarpı koyacağız arkadaşlar. Aslıhan'dan başlamış. Demiş ki Aslan likes jam. Hı, hmm, Rachel seviyormuş. Cem'e şöyle tik koydum. Daha sonra omlet. Omlet seviyormuş. Ona da tik koydum. And fish. Ve balık seviyormuş. Balığa da tik koydum. But she doesn't like cheese. Hmm, sevmiyormuş. Muffin and orange muffin'i ve orange sevmiyormuş arkadaşlar. Bunlara çarpı koyuyorum. Geçiyorum Elif'e. Elif like cheese, muffin and orange juice. Evet Elif cheese seviyormuş, muffin seviyormuş, orange juice seviyormuş. But she doesn't like jam, omelet and fish. Jam, omelet and fish sevmiyormuş arkadaşlar. Furkan likes omelet, muffin and fish. Et Furkan omleti, muffin'i ve fişi seviyormuş. But he doesn't like cheese, jam and orange juice. Et peyniri, reçeli bir de portakal suyunu sevmiyormuş Furkan. Hasan likes jam, muffin and orange juice. Et Hasan jam'i seviyormuş, muffin seviyormuş ve Orange juice seviyormuş arkadaşlar. He doesn't like cheese, omelet and fish. Cheese yani peyniri, omleti ve balığı da sevmiyormuş. Bu şekilde yapacaksın. Tak 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 yapıyorsunuz hemen. Ayşe likes cheese, omelet and fish. Ayşe neyi seviyormuş? Cheese, omelet and fish seviyormuş arkadaşlar. But she doesn't like jam, muffin and orange juice ne yapıyormuş? Jimmy, Muffin'i ve Orange Juice sevmiyormuş. Bunu da bu şekilde yapın. 15 puan arkadaşlar. 15 puanı cebinize koyun. Gayet kolay bence. Siz de tak 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 hemen yapabilirsiniz. Gelelim E bölümüne. Şimdi E bölümünde fill in the blanks with in, at ve on. At, in, et, on yazacağız. Hemen hatırlatayım size. Neydi? Bakın gençler. Günlerin önüne 10 yazıyorsunuz. Ayların ve mevsimlerin önüne in yazıyorsunuz. Saatlerin önüne de et yazacaksınız. Şimdi I go to dance course Saturday. Neydi? Gün. E, günse önüne ne yazıyorduk biz? On yazıyorduk öyle değil mi? Demek ki biri 10 getiriyoruz. 2 They don't go to school August. August bir ay. E, ayların önüne ne yazıyorduk biz? in yazıyorduk. Aynen öyle. Clara swims in summer. Öyle değil mi? Yine mevsim, summer yaz mevsimi. E mevsimlerin önüne in yazıyoruz. 4 she takes a nap bla bla half past four. He, bak burada dört buçuk demiş, saat demiş. E, saatlerin önüne ne yazıyorduk? At yazıyoruz arkadaşlar. Saatlerin önüne at yazıyorduk. 5 My birthday is Blah blah the 10th of February. Şimdi February ay. Diyeceksiniz ki hocam ayın önüne in yazılır. Hayır bakın önünde ne var? 10. Yani Şubat'ın 10'u diyor arkadaşlar. Yani aslında bir gün söylüyor değil mi? Şubat'ın 10'a bir güne denk geliyor. E günlere biz ne yazıyorduk? 10 yazıyorduk. O zaman buraya da 5'e de 10 yazıyoruz gençler. 6. I come back home. Eve geri geldim. Blah blah 3 o'clock. 3 de geri, gelmiş, geri geliyormuş. E, saatin önüne ne yazıyorduk biz et yazıyorduk demek ki buraya da et yazacağız. Bu şekilde doldurup 12 puan daha cebef şekliyoruz. Sonra geliyoruz f bölümüne. F bölümünde de ne yapacağız? Write the correct forms of the verbs in brackets. Evet parantez içindeki fiillerin doğru hallerini yazacağız. Neye göre? Geniş zamana göre arkadaşlar bak. Every diyor zaten her gün diyor. Her gün yapılan bir şey alışkanlıktır, geniş zamandır. Geniş zamanda hemen kuralı hatırlayalım. I, you, we, D ve çoğullarda fiili olduğu gibi yazıyorduk. Hiçbir şey getirmiyorduk. He, she, it ve tekillerde ise ne yapıyorduk? Fiili es takısı getiriyorduk. Şimdi burada I dediği için fiili ben ne yapmam lazım? Fiili olduğu gibi yazıyorum arkadaşlar. Wake up. I wake up diyorum. Bu kadar başka bir şey yapmıyorum. İkincisi my mother, annem. E annem tek bir kişi. Onun yerine she de diyebiliyorum. Yani fiilimiz burada es takısı alacak. O zaman my mother cooks olacak arkadaşlar. Cooks. My mother cooks delicious lentil soup for dinner. 3. My friends always her zaman voleybol oynuyorlarmış. Bakın burada küçük bir ipucu var. My friends. S takısı var. İsimlerin sonuna S takısı gelirse lerlar eki gibi düşünün. Türkçe'de çoğul yapar arkadaşlar. Arkadaşlarım. E çoğullarda ne yapıyorduk? Fiili olduğu gibi yazıyorduk. E o zaman play'i biz ne yapacağız? Olduğu gibi yazacağız. 4. V e, we var. de yine aynı şekilde ne yapıyorduk? Fiili olduğu gibi yazıyorduk. Yani buraya have getiriyoruz. We have a big breakfast. Şimdi burada da ne var? Bakın soru var arkadaşlar. Sorularda da do ve does'ı kullanıyorduk. Yine I, you, we, they ve çoğullarda do'yu kullanıyorduk. He, she, it ve tekillerde de does'ı kullanıyorduk. E burada özlemiz ne? You. Yani neyi kullanacağım ben? Do'yu kullanacağım arkadaşlar. Burada do ile başlıyorum. Do'yu daha sonra da yine fiilin birinci halini yani eksiz halini yazıyorum. Read diyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu beşi de yaptık. 10 puanı daha cebe götürdük. Geliyoruz G bölümüne. Burada writing yazma kısmı var. Önemli bir kısım. Bu tarz sorulara cevap vermeniz İngilizce açısından çok önemli. İnşallah verebiliyorsunuzdur. Vermiyorsanız da bence bu videodan sonra vereceksiniz soruları cevaplayın diyor. Burada kendinize göre cevaplayacaksınız arkadaşlar. Herhangi bir yere bakıp ha, orada nasıl bir bilgi var diye bakmayacaksınız. Direkt size soruyor bunu. Birinci soruda diyor ki What do you have for breakfast? Kahvaltıda ne yersin diyor. Sen ne yiyorsan kahvaltıda şöyle bir düşün bakayım ne yiyorsun. Sonra da onu yazacaksın. Örnek bir tane yazalım. I have a toast with tea. Çayla tost diyorum mesela. Olabilir mi? Olabilir. Yazabilirsiniz yani. İkincisi, what do you do after school? Okuldan sonra ne yapıyorsun diyor. Okuldan sonra ne yapıyorsunuz? Mesela kimi futbol oynuyor, kimi işte kursa gidiyor, gitar kursuna giden var, başka şey giden var. Mesela gitar kursuna gidiyorum diyelim. Siz de isterseniz aynısını yazabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. I go to my guitar course arkadaşlar. E bu şekilde ne yaptık? Bu kısmı da Halletmiş olduk. Burada sonra after school'da yazabilirsiniz. Yazmasanız da sorun olmaz ama yazsanız da güzel olur mesela. I go to my guitar course after school. Üçüncü sorumuzda da diyor ki what is your favorite food for lunch? Ha, öğle yemeği için favori yemeğin nedir diyor. Öğle yemeğinde ne, ne yiyorsunuz onu bir düşünün. Bulduktan sonra da aynı benim gibi yazacaksınız. İsterseniz kendi favori yiyeceğinizi yazabilirsiniz. Burada like'ı kullanın arkadaşlar. I like lentil soup mercimek çorbasını severim. İsterseniz ekleyebilirsiniz. And hamburger da diyebilirsiniz. Tavsiye etmem ama söyleyebilirsiniz. Devamında for lunch da deyin arkadaşlar ki ne için bunu sevdiğiniz belli olsun. En sona onu yazabilirsiniz. I like lentil soup and hamburger for lunch. Gayet güzel bir cümle oldu. Kendinize göre cevaplamış oldunuz. Ve geliyoruz şimdi de H bölümüne. H bölümü test bölümü arkadaşlar. Testle de yapacaksınız. 6 tane testimiz var. Hepsini yapsanız 18 puan. İnşallah aynı testler çıkar. Tak 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 yaparsınız. Birinci soruda according to the information bilgiye göre who is busy at home? Evde kim meşgul diyor. Bakıyoruz hemen. Ne diyormuş? Janet has a traditional dance course. Janet'in geleneksel dans kursu varmış. Matt takes his dog for a walk in the park. Matt köpeğini parkta yürüyüşe çıkarıyormuş. Steven visits cousins and plays with them. Steven kuzenlerini ziyaret edip onlarla oyun oynuyormuş. Carol run errands with his mother in the kitchen. Carol da ne yapıyormuş? Mutfakta annesine yardım ediyormuş arkadaşlar. Burada evde bakın ne diyor? Evde meşgul olan kim diyor? Evde kim varmış? Carol var değil mi? Ev işlerinde de yardımcı oluyormuş. O zaman cevabımız Carol olacak. Birinci sorunun cevabını yapmış olduk. İkiye bakalım. Which of the following sentences best complete the dialogue above? Yukarıdaki diyaloğu en iyi şekilde tamamlıyordu. diyor. Bakalım. Can I have some bagels with a cup of tea? Bir fücan çayla birkaç simit alabilir miyim? O da bla bla devamında what about croissant? Kruvasan teklif ediyor. E demek ki bagel ne olmuş? Kalmamış. Neydi? Sorry it's all gone. Üzgünüm ama tükendi. Hepsi bitti anlamındaydı değil mi? Aynen öyle. Üçüncüsü. Soru ne diyor? Who has healthy food for his or her breakfast? Healthy food sağlıklı yemekti Demek Kim diyor kahvaltısında sağlıklı bir şeyler yiyor. Şimdi Katie arkadaşlar kruvasanlı çaklı çikolatalı kek yiyormuş. Direkt bunu ne yaptık? Pardon bu Peter'miş. Bunu eğledik. Katie cereal with milk yiyormuş. Yani sütlü mısır gevreği yiyormuş. O da çok sağlıklı değil. Kate I like cheese, olives, eggs, butter and honey işte gördün mü ya asıl kahvaltı yapan Kate'miş. E Kate sağlıklı kahvaltı yapıyor burada. Cevabımız Kate olacak. Dördüncü sorumuz. Here are the pictures of Betty's weekend activities. Evet bunlar Betty'nin hafta sonu aktiviteleriymiş. Soruda da diyor ki Betty does not blah blah at the weekend. Yani bu fotoğraflarda olmayan bir şey yazacağız arkadaşlar. Does not dediği için. A surf the net. Surf the net. İnternette dolaşmak değil mi? E yapıyor mu burada fotoğraflarda? Yapmıyor. Cevap çıktı zaten. Cevabımız Adana'ymış. Dördü de Adana yaptık. Beşinci soru diyor ki What does Cindy do before she goes to bed? Cindy uyumaya gitmeden önce ne yapıyor? Şimdi arkadaşlar bakın Cindy bir günde neler yaptığını söylemiş. E, uyumayı en son yapar öyle değil mi? Ben şimdi vakit kazanmak için ne yapıyorum? O zaman en son cümleye bakıyorum. Diyor ki bak After I write my diary Günlüğümü yazdıktan sonra I go to bed at 11pm. Saat 11'de uyumaya giderim diyor. E neyden sonra gidiyormuş? Günlüğünü yazdıktan sonra hangisinde günlüğünü yazıyor? Bakın A'da arkadaşlar o zaman 5'e Adana diyoruz. Altıncı ve son sorumuz. According to the conversation. Konuşmaya göre Tom bla bla bakalım diyor ki Welcome to our restaurant. What would you like to have sir? Ne almak istersiniz efendim diyor. Tom da I want a nutritious breakfast please. Hmm besinli bir kahvaltı almak istiyorum diyor. Waiter da Our croissants are very delicious. Çok lezzetlidir kruvasanlarımız. Want them? İster misiniz? No thanks. Hayır teşekkürler. Can I take an omelet please? Bir omlet alabilir miyim lütfen? Okay. Tamam. What would you like to drink? Ne ne içmek istersiniz? Tea please. Sure tabii ki diyor. Buna göre hangisi Tom ile doğrudur? Tom always has breakfast at home. Tom her zaman evde kahvaltı yapar diyor. E, yalan, yanlış. B Tom wants a cold drink. Soğuk bir içecek istiyor diyor. Yanlış, çay içiyordu. Tom enjoys eating croissant. Tom kruvasan yemeyi seviyormuş. E, o da yanlış. Tom likes healthy food. Tom sağlıklı yiyecekleri seviyormuş. Bu doğru mu? Doğru. Çünkü nutritious foods eşittir healthy foods arkadaşlar. Aklınızda olsun cevabımız denizli. Evet harika bir yazılıyı da arkada bırakmış olduk. Bu video ve bir önceki videomu izledikten sonra bence rahat bir şekilde İngilizceden 100 alabilirsiniz gençler. İnşallah da öyle olur. İnşallah izleyen herkes 100 alır. Videoyu beğenmişsinizdir umarım. Beğendiyseniz hemen like atmayı unutmayın. Ve dediğim gibi kanala abone değilseniz bir sonraki video için kanala abone olun arkadaşlar. Yanındaki zili de açmanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kalın. Bye.